Herkese selamlar dostlar. 16 ve 17 Temmuz iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Yine bir videoda bir şey yaptım. Yani yeni bir görsel denemesi yaptım. Mutlaka sizler görüyorsunuzdur şu an. Ee, görsel denemesi olmuş mu? Videonun sonuna da kuponlara bırakacağım aynı şekilde. Normalde geçen yaptığımda pek fazla beğenen olmamış. Çünkü çok fazla dikkat dağılıyormuş. O yüzden yine bir böyle bir deneme yaptım. Yine fikir ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız arkadaşlar videonun konsepti hakkında sezon başında böyle bir şey kararlaştırayım ki artık onun üzerinden işleyerek gitmek istiyorum. Yine videonun sonunda 16 ve 17 Temmuz'un iddia tahminlerinin kuponlarını da görebilirsiniz. Toplamda iki tane ideal kupon çıkardım. Hem 16 Temmuz'a hem de 17 Temmuz'a isteyenler değerlendirebilir. Videonun sonunda zaten bunları koyacağım. Ondan önce 15 Temmuz için video çekememiştim. Neden çekemedim? İddia oranları açmamıştı. Çok geç vakitte açtı. Ben hem katıl grubumda 9 tane analiz paylaştım. Hem herkes açık Telegram grubumda hem de Instagram'da Instagram hikayelerinde ben zaten 9 tane maçı herkese açık olarak paylaştım. Bu maçları da yazı olarak paylaştım, kupon olarak paylaşmadım. Şöyle göstereyim. Katıl grubun katıl grubunda paylaşımım bu. Şöyle 9 tane ben maçı yazdım zaten. Mutlaka sizler de görmüşsünüzdür. Maç 0 denememiz var mesela yüksek oran denemesi, ideal denemesi, her türlü denemeyi yaptım. Oranlarına kadar her şeyi yazdım. Hem katıl grubunda hem de herkes açık telegram grubumuzda ve aynı şekilde instagramda zaten paylaştım. Instagramda kangal tips olarak zaten sol altta da mutlaka görüyorsunuzdur. Takip ederekten de oradan da iletişime geçmek isteyenler instagramdan iletişime geçebilirler. Herkes açık telegram grubundan göstereyim isterseniz bir de. Yine aynı şekilde herkes açık telegram grubumuz burası 1500 kişi var. Buraya da dediğim gibi ara ara canlı tahminler olsun. Ee, ekstra olsun. Buraya da artık canlı tutmaya çalışıyoruz. Günün tahminlerini de aynı şekilde burada paylaştık. Buranın linki zaten açıklama kısmında var. Herkes açık Telegram grubumuzdur burası. Onun da bilgisini vereyim. Onun dışında arkadaşlar sizden ricamdır. Lütfen bu takiplik kuponlara çok fazla girmeyiniz. Neye güvenebilirsiniz? Böyle NBA maçları var bildiğiniz üzere. NBA finali var. Dün mesela 3 tane tahmin yaptım ben. 3 tahminden 2 tanesi başarılı oldu. Bir tanesi de kıl payı gitti diyeyim ben size. Maç sonu 1 221.5 alt dedim. 2.33'lük orandan tek maç olaraktan zaten güzel bir tahmin yakaladık. Milwaukee'nin ben kazanmasını bekliyordum. Aynı öyle oldu. 4 farklı kazanları geldi aynı şekilde. Katıl grubumuna verdim sadece. O başarılı oldu. Yine ilk periyotun da kazanmasını bekliyordum ben. Fakat ilk periyot 23-20 mağlup oldu. Fakat diğer iki tahminimiz geldi. Yüksek oranda geldiği için karda kapattık. Sizler de katıl grubuna gelmek istiyorsanız sol altta zaten Instagram'ı görüyorsunuzdur. İsteyenler Instagram'la iletişime geçebilirler. İsteyenler de direkt katıl butonundan tıklayıp da gelebilirler diyerekten de maçlara geçiyorum ben. İlk maçımız Beyaz Rusya'dan arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, korona dönemlerinde ben sadece Beyaz Rus seviyordum. Eski takipçilerimiz bilir. İlk pandemi dönemlerinde ben kanalda o zamanlarda 2000-3000 abonesi vardı yanlış hatırlamıyorum. Maksimum 4000 abonesi vardır kanalın. O zamanlar ben video atmayı bırakmamıştım. Beyaz Rusya'yı takip ediyordum. Beyaz Rusya'nın da en kaliteli ekibi Bateborisov'du. Zaten bunları da mutlaka biliyorsunuz. Onun içinde Dinamo Mist var. Bazı takımlar da var. Hatta Sulux da biraz kaliteli ekip. Ben bu maçı kombineme almadım. Fakat günün içinde oynanabilecek maçlardan bir tanesi. isteyenlere özel alsın diye veriyorum bu mücadeleyi. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Bate Borisov arkadaşlar son mücadelesinde zaten berabere kaldı bir Vitebsk'le deplasmanda. Onun dışında zaten Bate Borisov bu ligin en gedikli takımı. Maç son 2'yi isteyenler kombinin oranı yetmiyorsa tam 2 küsur oranı var zaten. Videonun sonunda kombineyi göreceksiniz. Kombinin oranı yetmiyorsa arkadaşlar bu maçı değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız maç son 2 yaparaktan da direkt Bate galibiyetine girerekten de değerlendirmek isteyebilirler. Oran yetmedi diyenler varsa Bate Borisov'un burada en az 2 gol atarı da bence makul gibi gözüküyor. Maç sonu 2 üst yaparaktan da 1.51'e kadar çıkabilirsiniz. Bu benim ekstra tercihimdir. İsteyenler değerlendirsin lütfen. Onun dışında Danimarka Ligi arkadaşlar başlıyor. Midland geçen sezon İstedikleri seviyeye gelmemişti Odense ile ilk maç mücadelesine çıkacak Ben bu mücadelede Midland tarafında olacağım Danimarka'nın açılış mücadelesi bu Danimarka'nın gediklisinden bir tanesi de Midland'dır Aynı şekilde Odense de iyi fakat Midland geçen sezon pek fazla istediğini alamadı Şöyle göstereyim biraz size Yani ligin sonlarında hatalar olsun Bir şey olsun yani çok fazla istediğini alama, alamayarak bitirmişti Midland ekibi. Bu sezon daha iyi hazırlandık, hazırlandıklarını düşünüyorum. Normalde bu ligin zaten Kopenhag olsun, Midland olsun genellikle liderli oynayan takım yine 43 puanla bitirmişti. Fakat son haftadaki yaptığı hataları artık başta yapmak istemeyecektir Midland ekibi. Danimarka'nın açılış maçı olduğundan ve Midland'ın kendi evinde olduğundan dolayı ben güzel bir mücadele bekliyorum. Midland'ın ben burada kazanmasından ziyade en az iki gol atarına gireceğim. Oranına baktığımız zaman da 1.50 civarı 1.49'da güzel bir oranı var arkadaşlar. Midland ev sahibi 1.5 üstü değerlendirmek isteyenler arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Odense de iyi bir takım ayrıca onu da belirteyim. Hazırlık maçları oynadı en son. 7-0 galip geldi mücadele vardı. Hatta son maçından önce 7-0 galip geldi. Fakat Midland ekibi bu sezon ben daha iyi bir performans sergilemesi ve daha iyi hazırla ben Instagram'dan sosyal medya üzerinden üzerinden baktım Midland ekibine. Yani takım içinde güzel bir hava olduğunu fotoğraflardan da yansımış fotoğraflara diyeyim ben size. O yüzden böyle bir tercih yaptım. Ev sahibi 1.5 üstü 1.49 gibi orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler diyerekten de geçiyorum bu mücadeleyi. Diğer mücadelemiz Şumidika'nın Kuluş takımı arkadaşlar. Şimdi ben biraz size bu mücadeleden bahsedeyim. Kuluş arkadaşlar geçen sezonun şampiyonu fakat Avrupa'da maç oynadı. Yine aynı şekilde Avrupa'da maç var. Eleme maçı oynuyor. Daha 2-3 gün önce zaten kuruca ekibi maç oynadı. 2-1'lik mağlup oldu. Yine arkadaşlar bu mücadelede ligin açılış mücadelesi Kuluş. Ben Kuluç'un yine açılışı güzel yapacağını düşünüyorum. Deplasman ekibinden biraz bilgi vereyim size. Deplasman ekibi arkadaşlar Krayova bu sezon lige yükseldi. Geçen sezonda kalesinde çok az gol gördü. Geçen sezonun ana lig şampiyonuyla bu sezon alt ligden büyük lige yükselen Krayola ile birlikte açılış mücadelesi yapacaklar burada. Ben burada Smudika'ya güveniyorum. Smudika zaten inatçı bir teknik adamdır. Galibiyetle başlamak için elinden geleni de yapacaktır mutlaka. O yüzden arkadaşlar benim tercihim burada Kuluj ekibinin kazanması. Kuluj'un kazanırıyla Midlat'ın ev sahibi 1.5 üstünü ben kombine yaptığım zaman da 2-0 1'lik orandan zaten göreceksiniz. Videonun sonuna da günlük kuponlarını bırakacağım zaten. İstenler değerlendirebilirler. Onun dışında geçiyorum bu mücadeleyi de. Burada da kuruşun galibiyetini sizlere öneriyorum. Geçiyorum bir sonraki günümüze. 17 Temmuz iddia tahminleriyle devam edelim arkadaşlar. Yine iki tane maç aldım. Helsinki'nin mücadelesi vardı. Helsinki'nin önemli maçı var. Bir de Bodo'nun mücadelesi var. Şimdi detaylı şekilde anlatacağım. Arkadaşlar ondan önce ev sahibini anlatayım öncelikle isterseniz. Ev sahibi arkadaşlar burada ligin dibine demin atmış bir takım. Zaten ligin en kaliteli ekibi burada Helsinki olduğunu da belirteyim. Oynadı 11 maçta 5 tane gol 22 tane attı. 11 maçtır kazanan bir Helsinki ekibi var. Oğlu da 11 maçta sadece bir galibiyet bir beraberlik aldı. Benim korkum şudur arkadaşlar. Helsinki'nin bir mücadelesi var Malmö ile. Malmö ile zaten bu maça mutlaka iyi hazırlık yapacaktır. Zaten 4 gün sonra oynayacak bu, bu mücadeleyi o maçtan sonra. O yüzden... E, yani bu maçta bir rotasyona gidebilir Helsinki ekibi. Helsinki ekibi rotasyona gittiği için ya rotasyonu mutlaka gidecektir. Çünkü oynadığı rakip zayıf bir rakip. Maçta çok fazla gol çıkmayacaktır. Korkum şudur. Olası bir beraberlik. Olası bir sürpriz çıkar mı? Şimdi burada iki tane tercih yapacağım. Kuponu aldığım tercihi de göstereceğim sizlere. Arkadaşlar kuponu aldığım tercih burada. Helsing tarafındayım. Tekrar göstereyim isterseniz şöyle. 1.45 gibi oranlar Helsinki'nin kazanırını ve maçta çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Çünkü Helsinki ekibinde rotasyona gidecektir. 1.45 gibi orandan değerlendirdim ben Helsinki ekibini. Helsinki kaliteli bir ekip. ya yedek kadro üstüyle çıksa bile burada galip gelebilir diye düşünüyorum ben Oğlu'ya karşı. Fakat maçta dediğim gibi 4 gün sonra buradan Malmö, bu maçı oynadıktan 4 gün sonra Malmö ile maçı var. O biraz sıkıntı olabilir. O yüzden böyle bir tercih yaptım. Maç sonu 2-4.5 kat tercihini aldım. Eğer taraf bahisine gitmek istemiyorsanız oran biraz düşük kalacaktır. 3.5 alt tercihini de değerlendirebilirsiniz. Ben maçta 4 gol çıkmasını da beklemiyorum. 1.28 oranı var fakat dediğim gibi Helsinki'nin buradan ne kadar rotasyon yapacağı önemli. Rotasyon yapmazsa zaten kazanacaktır. Zayıf rakip zayıf diye ve malum öyle maç var diye rotasyon yapacaktır diye düşünüyorum. Bu da alternatif tercihim olsun sizlere. İstenler değerlendirsin. Size kalmış bol şans diliyorum. Geçelim bir diğer mücadelemiz. Saspor Bodo mücadelesi arkadaşlar. Bodo'ya bir 89'luk oran vermişler. Normal şartlarda Bodo'ya bu kadar oran vermek yani çok fazla akıl işi değil arkadaşlar. Neden? Çünkü Bodo geçen sezonu şampiyonu. Gelene geçene 4-5 tane atan bir gelene geçene 4-5 tane atan bir yapısı vardı. Şimdi baktığımız zaman şampiyonluk bile neredeyse gitmedi diyebiliriz. Tabii fark açılıyor. Molde de puan kaybı yaptı geçen haftadan önce. Sasborga yenildi Molde ekibi de. Şimdi ben size şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bodo ekibi Ligi Varşova'ya elendi arkadaşlar. İki maçta da mağlup oldu zaten. Ligde de iki maçtır kazanamayan bir Bodo vardı. Ben Sasborg'un Valerenga mücadelesini izlemiştim. 4-1 yenildi. Bakın şurada göstereyim. 4-1'lik yenildi. Valerenga mücadelesini izlemiştim arkadaşlar. Yani dedim ki ya bu Sasborg takım falan değil dedim. Ya böyle futbol oynanmaz dedim yani. Maçı izlediğim zaman böyle bir şey söylemiştim. Haftaya da Molde ile Molde'ye vermiştim. Fakat o da bizi Tonga'ya getirdi. Ben burada Tonga'ya falan getireceklerini düşünmüyorum. Bodo artık Şampiyonlar Ligi önelemesinden de elendi. Yine tekrar maçları olacaktır mutlaka. Fakat artık lige biraz odaklanması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya Salzburg'a yenileceğini düşünmüyorum. Ben burada biraz riske de gittim. Yüksek orana da gittim. Bir Bodo galibiyeti bekleyeceğim. 1.90 oranı var. İsteyenler arkadaşlar Bodo galibiyetini 1.89'luk orandan değerlendirebilirler. Şimdi muhtemelen sizde ben direkt ekran görüntüsünü anlatıyorum. Sizin ekranınızda günün kuponları gelmiştir arkadaşlar. Günün kuponları şu. Ben şöyle sizlere bahsedeyim. Ee, Bate maçı zaten ekstra olarak size maç sonu 2'yi vermiştim. de değerlendirsin şeklinde. Günün kuponu bir tanesi 16 Temmuz günün kuponuna baktığımız zaman da Midland'ın ben burada ev sahibi 1.5 üstünü bekliyorum. Midland'ın güzel bir açılış yapmasını bekliyorum. Taraf bahsine de gidebilirdim. Fakat olası bir maç patlar falan 2-2 biter ev sahibi bir buçuk üstten alalım diyerekten de Midianat maçına ev sahibi bir buçuk üstünü öneriyorum. Kuluç maçına da maç sonu bile direkt Sumudika'nın ekibine Romanya Ligi'nin açılışında güzel bir açılış yapmasını bekliyorum. Direkt maç sonu birini öneriyorum. Gelelim 17 Temmuz kuponuna baktığımız zaman da Helsinki'nin o maçtan sonra yani oğlu ile oynadıktan sonra 4 gün sonra Malmö ile maçı var. Kadroda rotasyona gitmesini bekliyorum. Fakat yine de yedekleriyle çıksa bile bu maçı kazanmasını bekliyorum. 4.5 altında Helsinki yaparaktan da çok fazla gol olmayacağını da belirteyim. Alternatif bir tercih olarak da sizlere maç geneli 3.5 alt yaptım. Helsinki mücadelesine çünkü dediğim gibi Helsinki ekibinin rotasyona gitmesini bekliyorum. Ya patlamaya müsait bir maç değil ama biz yine de alternatif tercihimi sizlere sunmak istiyorum. Kafanıza yatarsa Bodo maçına da Bodo galibiyetini önerdim sizlere. Sasbok takım falan değil. E, Bodo da artık Legia'ya elendikten sonra şampiyonluğu yönelemesinden de elendikten sonra Burada e, ligi odaklanarak da Salzburg'u yenebilir diye düşünüyorum Yüksek oranlarla galibiyetini önerdim Herkese bol şans Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de, abone olarak da destek verirseniz sevinirim Görüşmek üzere Bay bay Hepsi gelebilir Hepsi yatabilir Sağlıcakla kalın Görüşmek üzere